Herkese merhaba. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin son raporuna göre AKP'nin iktidarda olduğu son 20 yılda en az 30.224 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ülkede her yıl en az 1.500 işçi ölüyor demek. Nitekim henüz bitmemiş olan 2022 yılının ilk 10 ayında ölen işçi sayısı şimdiden 1.521. Her yıl en az 1.500 can. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi haklı olarak soruyor. Hangi savaşta bu kadar insan kaybettik? Üstelik bunların arasında çocuklar da var. Hem de bazıları 4-5 yaşlarındaki çocuklar. Tarım işçisi aileleriyle birlikte. Yine İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin verileri aydınlatıyor bu konuda da bizi. Buna göre son 10 yılda en az 616 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiş. Bu çocukların 96'sı kız, 520'si erkek ve dediğim gibi 4 tanesi 4'ü 4 yaşında, 5'i 5 yaşında, 4'ü 6 yaşında, ondan sonra 17 yaşa kadar uzanıyor liste. Hiçbir güvenceleri olmayan sahipsiz geçici tarım işçileri arasında bilinmedik kim bilir daha kaç çocuk ve yetişkin ölümü var. Peki neden oluyor bu ölümler? Tayyip Erdoğan başta olmak üzere patronlara, bürokratlara, kapitalizm yandaşlarına soracak olursanız bu cinayetler birer kaza. İş kazası diyorlar bu yüzden. Bu anlayışta olanlara bakacak olursak bu kazalar maden ve inşaat gibi bazı sektörlerin zaten fıtratında var. Bunun dışında işçilerin cahilliği, güvenlik önlemlerini önemsemeyişleri, tedbirsizlik, dikkatsizlik vesaire vesaire yüzünden yaşanıyor bunlar. Gerçekte ise bu cinayetlerin nedeni neoliberal düzenin ucuz ve güvencesiz istihdam politikaları ve sermaye birikim stratejisidir. İş güvenliği konusunda en basit güvenlik önlemini bile masraf olarak gören sermayenin açgözlülüğüdür. İşçiyi fiziken de ruhen de tüketip posaya çeviren ağır çalışma koşullarıdır. Tabii bu temel nedenin sonuçlarını katmerli hale getiren başka etkenler de var devrede. Örgütsüzlük, denetimsizlik, cezasızlık. Sahi siz hiç onca işçinin kanına giren patronlardan doğru dürüst ceza alan bir tek örnek gördünüz mü bugüne kadar? İşte bu programda iş cinayetlerini, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu konuşacağız. Konuğum, konunun uzmanı, işçi sağlığı, iş güvenliği meclisi gönüllüsü akademisyenlerden Aslı Odman. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk Selim, merhabalar. Merhaba. Lafı uzatmadan sana şu yukarıda sizin son raporlarınızdan hareketle özetlemeye çalıştığım tablonun nedenini soracağım. Siz bu tabloyu neye bağlıyor, nasıl açıklıyorsunuz? Bahsettiğimiz tablo 2021 yılında en az 2170 işçi veya son Ekim ayına kadar 1500 küsür işçi hepsinin ismini tespit edebildiğimiz. Yani bu tablo başlı başına acı verici olmakla beraber gerçekten o en az kelimesi esasında biz bu kadar azını ancak görebiliyoruz demek. Yani bunun o tablonun kökenlerine, nedenlerine girmeden önce esasında o tablo yalnızca buzdağının ucunu resmedebiliyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Çoğu zaman bu en az rakamı yalnızca hani iş cinayetlerinin yani ani ölümlü kazalara ulaşamadığımız zannediyor. Tabii bu var, bu yanı var dediğin gibi tarım işçileri, yol işçileri, inşaat işçileri bunlar adli vaka gibi gösterilebiliyorlar. İşte sigortasız çalışan kaçak işçiler, mülteci, çocuk işçilerinin iş cinayetleri saklanıyor ama bundan çok daha büyük, en azından büyüklüğünü bildiğimiz bir şey daha var. Meslek hastalıkları sevgili Selim. Evet. Bizim ele alabildiğimiz ölümler hep ani ölümler. Yani basın taramasıyla, sosyal medya taramasıyla ve bize aktarılanlar ani ölümler oluyor. Biz bunu uluslararası hesaplamalara göre biliyoruz ki Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalarla bir ülke içerisinde
bir ani ölüm, yani kaza sonucu ölümü varsa, yani kazalanma sonucu, yaralanma sonucu ölüm varsa, bunun en az iki misli meslek hastalığı sonucu ölüm. Yine iki misli de uzun çalışma sürecine bağlı kalp krizi, beyin kanaması gibi ölümler var. Yani biz bu geçen seneyi alalım yalnızca, en az 2170 işçinin isimlerine neredeyse hepsi ani ölüm tespit edebilmişiz. Biz bunu ne yazık ki en az 4 ile 5 ile çarpıyoruz ki zamana yayılmış iş cinayetleri olan geçen sene meslek hastalığı ve uzun çalışmaya bağlı ölümleri yapıyoruz. Yani biz en az derken gerçekten yalnızca hani ani ölümlerin azına ulaşabiliyoruz demiyoruz. Yani meslek hastalıkları Türkiye'de tanı alınması imkansız hale getirilmiş bir labirent olduğu için bu sistem. Tamamen bürokratik bir sistem olduğu için işçiler de hem ekmek derdiyle hem de bütün bu bürokratik işlemlerle, hukuki işlemlerle zaten sağlık kaybı durumunda uğraşamadıkları için bu kapitalizm izlerini silerek gidiyor. Yani esasında fail izlerini silerek gidiyor. Biz aynen. Günde o zaman ne oluyor? 2000, yani günde 4-5 işçi yalnızca ani kazadan ölürken yaklaşık 20 işçi de 4'te çarptığınız zaman meslek hastalığından ölüyor. Bunun daha iş yeri intiharı tanımladığımız tamamen ruhsal sınıra itilmesi, iş organizasyonu kaynaklı psikososyal risklerin son aşaması, işçinin kendine dönen şiddeti ve Türkiye'de ne yazık ki İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi işçi intiharlarını da alt raporluyor. 2 tane alt rapor yapmak zorunda kaldık. Bunlar da henüz yani biz kısmen yapıyoruz ama bunlar da tabii ki çok bireysel psikolojik bireysel temelli gözüktüğü için bununla ilgili Fransa'da olduğu gibi emsal davalar açılmadığı için bu da henüz iş cinayeti gözükmüyor. Yani biz en az derken hani bunun nedenlerine girmeden önce o buzdan hani o bir tablo olarak düşünürsek o korkutucu gelen tablo yalnızca o Titanik'in ucu değil altı, yani o gemiyi batıran buzdağının altı var. Koskoca meslek hastalıkları ve uzun çalışmaya bağlı ölümler neredeyse hiçbiri 2013-2020 arasında sıfır insan ölmüş gözüküyor. Halbuki 10.000, 15.000 insanın işçinin ölmüş gözüküyorum. Ve de iş yeri cinayetleri var. Yani o tablo buzdağının ucu, bir onun altını çizmek istedim ki o tabloyu üstü ve altıyla aynı nedenlerden kaynaklanan nedenselliklerini konuşabilirim diye. Çok teşekkür ederim. Gerçekten korkunç, ürkütücü bir tablo. İnsan olan herkesin sadece vicdanını değil, aklını da, her türlü insani refleksini de harekete geçirmesi gereken olağanüstü çarpıcılıkta, ürkütücülükte bir tablo. Peki Aslı, şunu sormak istiyorum. Yani bu iş cinayetleri nihayetinde bir sonuç. Temelinde tayin edici etken ise sermayenin kar hırsı, işçinin sadece fiziksel ve düşünsel güç ve kapasitesini değil, ruhunu da tüketen yoğunluk ve azgınlıktaki artı değer sömürüsü. Bu bağlamda sen bugün Türkiye'deki mevcut çalışma düzenini ana hatlarıyla, ana çizgileriyle nasıl resmedersin bize? Nasıl resmederim? Birincisi önce bütün bunların nasıl kabul edilebilir olduğundan bahsetmek gerekiyor, değil mi? Sen dedin hani bu bir savaş olsa, bunu çok hani sayılara dayanarak söylüyoruz. Cinayet kavramı da böyle slogan olarak kullanmıyorsun. Bugün bir savaş olsa günde 20-30 insan ölür herhalde, değil mi? Bizim bunun teknik olarak şu anda halen hani endüstri ilişkileri terminolojisinde buna çalışma barışı deniyor. Yani çalışma barışı içinde 3 tane taraf vardır, devlet vardır, işveren, işçi vardır. Bunlar masaya otururlar falan gibi. Biz hala aynı mevzuat silsilesi içindeyiz. Bu çalışma barışı içinde günde en az 20 ila 30 işçi kaza denilen ani ölümlerden, meslek hastalıkları sonucundan ve işte dediğiniz gibi psikolojik sınıra itilmekten dolayı hayatını kaybediyor. Gerçekten çalışır gibi, savaşır gibi çalışıyoruz. Ve bütün bunun doğallığı da işte işin içerisine ideoloji noktası geliyor. Sanki hani omlet yapmak için yumurta kırılır gibi kabul ettirilmiş. Kalkınma zayiatı, değil mi? Yani neredeyse bazen şehit de oluyor. Selektif bir şehitlik süreci de var bazen. Soma'dakilerle kısmen şehitlik veriliyor, Şırnak'takilere verilmiyor falan. Böyle bir sürü seleksiyon da var. Yani sanki bunlar hani bu birisi kutsallık atfediliyor kapitalist üretime faillerinden ve kazananlarından soyunularak. İkincisi de sanki doğanmış gibi. Yani bir yandan tabii meslek, dediğim gibi 4 ila 5 mesleği hiç kayda geçmemesiyle, izlerini silinmesiyle de bu şekilde doğallaşıyor. Bunun üstüne bir de tabii Türkiye'nin has neoliberal kapitalizmindeki bu fıtrat ve kaderin öne çıktığı, ama bunlar yalnızca Türkiye yani İslami ülkelerde değiller. Kader ve fıtrat, yani böyle İslami bir yeşil bir boya boyanmış bir
neoliberalizm var. Evet. Ama bu tarz bireysel, yani ölümlerden dolayı bireylerin sorumlu olduğu, bireylerin her türlü başarı ve ölümden kendilerinin sorumlu olduğu, yani kurbanın kendi ölümünden sorumlu olduğu ontoloji esasında varlık, yani işçi sağlığı, iş güvenliği ve iş sağlığı güvenliği kültürü kavramının arkasında gizli ve bütün dünyadaki kapitalist ülkelerde evet işte iş sağlığı güvenliği bir davranışsal sorundur. İşte sigara içmemeli, kültürlenmeli, evet. İş güvenliği kültürü öğrenmeli diye. Baretini yani, takmalı, kemeri takmalı. Ben onu bir parçası olarak görüyorum. Hani Allah'la kul arasında Allah da işte şeyini kesmiş, yani amel defterini kapatmış gibi sunulması bir yandan da neoliberal ontolojiye çok uyuyor. Bireyler sorumlu her şeyden, başarıdan, evet. Kaderden, yani bu şekilde de uymuş. Bunun nedeni tabii bu ne bağlamda oluşuyor dediğim gibi, tablonun önce renklerini, boyutunu ve bu tabloyu nasıl hani sürekli orada asılı olduğu için yatsımışız, bunu konuştuktan sonra peki o tablo nasıl yapılıyor? Çok haklısın, o tablonun üretim sürecine bakmak lazım. Şimdi birincisi, en önemlisi tabii ki dediğim gibi hani bu bir iş organizasyonu. Hani Türkiye'deki kapitalizmin, Türkiye'deki iş kolları kompozisyonunun oluşturduğu iş organizasyonu rekabete çok açık, yani oturmuş sektörlerde çok hızlı paraların çok ani kazanılabildiği, o yüzden hızın ve rekabetin öne çıktığı bir şey. Hız bu açıdan tabii ki makinelerin hızına yetişemeyen, makine işte hızlı üretim yapmak için toksik malzemelerin bir kısmı Avrupa'da, diğer ileri kapitalist ülkelerde yasaklanmış toksik malzemelerin kombinasyon hızına yetişemeyen bedenlerden bahsediyoruz ve tabii ki de yoğunlaştırılmış çalışma, çıktı özellikle sistemli ödüllendirme. Bu da çok önemli. İşçi sağlığı, iş güvenliği, işçilerin yani ölümüne çalışmak dediğin şey çoğu zaman çıktı, yani artık çalışılan saatin değil, çıktının ödüllendirme. Şimdi bu hızın Türkiye'deki, yani pek çok yerde Türkiye'de özellikle imalat sanayinde aldığı form da bu. Şimdi evet. Siz mesela Soma'da değil mi? Çıkan kömürü, performans sistemi dediğimiz bu. Çıkan kömürü, yani 8 saat çalıştım, buyur sana şu kadar para değil de 250-300 lira değil de günde 400 değil. Bunun yerine ne kadar kömür çıkarsan o kadar, veya şu kotayı dolduramazsan cezai şey, puanın düşer veya yemeyen düşer sistemiyle çalışınca zaten bir yandan da ekonomik krizde geçimlik geçimin neyin altında açlık sınırına yaklaştın gittikçe şey yapıyor, aşağı çekiliyor. Yani yukarıda ekonomik zor var. Aşağıda evet. Bu şekilde performans sistemi var madene bakınca ve ne kadar şu kadar kömür çıkarmazsan sana zaten yine açlık sınırının altında hızla kalan bu maaş ödenmiyor. Bakın reklamcılar da böyle çalışıyor. Şu proje yetiştireceksin veya akademisyenler de şu kadar makale yapacaksın. Ne kadar performans o kadar ücretlendirme. Bu bir öz sömürüye de dönüşüyor bir süre sonra. Kimse ruhsal olarak da bedensel olarak da farklı statüler, toplumsal statüler, tüketim kompozisyonları ve farklı toksik risklere maruz kalsa bile kimse oturup kendi beden ve ruh sağlığını, yani insan bütünsel varlığını bir işçi olarak, emekçi olarak kazandığı ücretin önüne koyamıyor. Yani bu genelde bu hız, dediğin gibi yoğunluk ve onun kendine iş organizasyonunun içerisinde mekanizmaları olan özellikle bu çıktı yönelimli ücretlendirme sistemleri, performans, toplam kalite, bunun her sektörde ayrı bir isim var. Proje yönelimi, işte biliyorsunuz şu kadar hasta bakacaksınız, şu kadar MR çektireceksiniz. Her iş her şey, her işlemde. Evet. Veya tarım işçileri diyelim, yani en altta kalanın canı çıkmış iş kolu şu anda. Mevsimlik tarım işçileri. Diye burada da yani tarlada kaç kova patates toplarsanız o kadar, toplayamadınız mı o günün yemesi yok. Yani günlük kova üzerinden prim ve teşvik sistemleri var. Şimdi mesela ki her iş kolu içerisinde bu aynı zamanda işe gelip gitmekle de beraber bir şey çalışmak. Bu gibi evet. En formal iş kollarında bir de işe taşınma. Yani Türkiye gibi zaten hani arabaya yönelik yapılandırılmış bir sistemde kamu taşınmasının, kamusal şeyin transportasyonun çok daha geride olduğu yerlerde bir de bu tarz kitlesel ölümler oluyor. İşçi üzerinde. Ünlü servis kazaları denilen. Çok yüksek. Yani uzun zamandan beri bir numara bizim. İş cinayeti nedeni yüksekten düşme. Yani özellikle inşaat sektörünün iskeleleriyle ilgili olarak sürekli mega projeler evet. Ve daha da büyüyen ölçekte projeler olduğu için rezidanslar yüksekler. Ya o birinci sıradadır bakarsanız izin raporları ya da trafik kazaları. Trafik kazaları da işçi servislerinden 10-20 tane işçinin aynı anda öldüğü ailesiyle romorkörlerde, minibüslerde taşınma. Bunların hepsi işte bu hız ve yoğunluk tabii ki de buna karşı duyacak, tehlikeli işi reddedemeyecek örgütsüzlük. Bu da birbirini tamamlıyor.
Evet. Bir yandan da tabii Türkiye'ye kayan iş kolları, yani bu doğuya kayışla beraber işte Fransa'dan, Almanya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan kayan iş kollarını özellikle Avrupa'dan bakarsak çok daha kimyasal toksik malzemelerin yoğun kullanıldığı, mesela işte kömür senesi, maden sahalarının müthiş artması, bundan sonra tabii inşaat bir nevi lokal bir sektör. Hani tersaneler. Tersaneler tabii, gemi söküm, gemi inşa, tekstil kısmen, tabii otomotiv sektörü, beyaz eşya, hatta işte hurda metal işleme sektörü, Avrupa'nın bir numaralı hurda metal alıcısı oldu ve plastikleri alıcısı oldu. Bunların hepsinin bir emek karşılığı var ve zaten riskli ve tırnak içinde pis sektörleri ülkenize çektiğiniz zaman bir de sektörel dağılım üzerinden de iş cinayetleri artıyor. Ani iş cinayetleri artıyor. Hiç kaydetmeyeceğiniz meslek hastalıkları da bu oranda artıyor ve biz sıfır kaydediyoruz bunları. Bu bütün bir yanında subjektif yanında tabii ki en başta söylediğin, buna karşı bir örgütlü mücadele, bütün bu tedarik zincirleri çok darmadağın olduğu için, çok birbirinden kopuk olduğu için ve büyük şirketlerde de genelde sarı sendikalar çok büyük şirketlerde faal oldukları için esas bir tehlikeli sektörlerde yani başını kaldırmayan işçinin örgütlenmesi çok az muhtemel oluyor. Anlıyorum. Aslında sen çok tablonun bütününü sundun. Ben şimdi burada şu konuştuğumuz boyutla ilgili olarak bir şey aktarmak istiyorum. Daha 10 gün bile olmadı. 21 Kasım'da ajanslara düşen bir haber var. Eskişehir'de Yasin Çakır un fabrikasında sendikal örgütlenmeye yöneldikleri için işten atılan 23 işçi 40'lık 36. güne gelmiş bir direnişteydi. Bak, gıda sektörü gibi bir sektör. Görünüşte ilk izlenim nedir? Bir madene, bir inşaata, bir tersaneye kıyasla hani daha işin yoğunluğu ve ağırlığının öldürücü olmayacağını düşüneceğimiz bir sektör gibi görünür, değil mi dıştan bakınca? Bak, orada direnişteki işçilerden Fikret Erken şöyle bir şey anlatıyor. Korkunç, çarpıcı bir şey. Bugünkü Türkiye'deki çalışma koşullarının kafamızda canlanması için. Diyor ki, biz içeride akşam mesaisi bitsin de eve gidelim yatalım diye düşünürken dışarıda meğer bambaşka bir hayat varmış. Robotlaşmışız işin aslında. Bu grev sayesinde biz bunun farkına vardık. Grev alanı bir okuldur diyorlar ya, hakikaten öyleymiş. 20 seneden beri ben buradayım. 20 seneden beri 5 yıllık, 10 yıllık arkadaşlarımı aslında tanımıyormuşum. Bu işçinin bu samimi sözlerinde dile gelen yabancılaşmayı, ama öbür yandan da sermayenin nasıl korkunç ve tüketici bir tempoda işçi emeğini sömürmeye yöneldiği gerçeği bir tokat gibi insanın suratına çarpıyor bence. Bu yabancılaşma pek tabii çalışma arkadaşlarına değil, aynı zamanda aynı anda kendi bedenine, kendi ruhsallığına olan yabancılaşma. Bunun doğallaşmasında tabii ekmeğini düşünmekten canını ve ruhunu, yani biricik olan ömrünü düşünemeyen hale getirmiş işçi var. Ve her türlü mücadele sürecinde, o mücadele ekonomik haklar için bile başlasa, çok kısa bir zaman içerisinde bu ruhsal ve bedensel haklarının savunusu, yaşam haklarının savunusu haline dönüştüğünü bu senin ilk iki ayında çok çabuk gördük. Neredeyse hiçbir eylem, biz işçi sağlık güvenliğinizi talep ederiz, işte kuryeler, biz esnaf işçi kurye olarak efendim SGK'larımız kendimiz yatırıyoruz Bağkur'a, o yüzden hiç iş cinayetlerinde işte şeyimiz olmuyor diye ayaklanmadılar. Ama çok kısa bir zaman sonra üzerlerindeki o baskıyı, hızı, üretim ve baskısını, insanca onur sorunlu, insanca davranılmamayı hemen örgütlenince dile getirmeye başladılar. Evet. Yani örgütlenme bir insanın beden ve ruhuna yanındaki arkadaşıyla beraber sahip çıkmasını getiriyor. Hakların savunusu birbirini tetikliyor. Çok önemli o yüzden örgütlenme. Önce işçinin bedeninin ve ruhunun bir kolektif içinde farkına varması söz konusu. Hepimiz de bunu kendimiz örgütlendiğimiz alanlarda yaşadık. Aynen. Aynen. Ve hepimiz biliyoruz ki bu iktidar, bu ülke emeğin ucuzluğuyla övünüyor. Evet. Bu konuda Çin'le yarışıyor. Bunu pazarlayarak dünya sermayesini Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyor. Evet, hepimizin belleğindedir. Tayyip Erdoğan bundan 10 yıl, 12 yıl önce ne dedi? TÜSİAD patronlarıyla kendisini buluşturan ortak nokta olarak
İstanbul sermayesiyle para kazanma konusunda hiçbir anlaşmazlığımız yok. Tersine bizim sayemizde karlarını 4'e 5'e katladılar. Ayrıca bakın şimdi artık ne grev kaldı ne sendika bıraktık. Bunu bir böbürlenme konusu olarak sık sık onun dile getirdiğini biliyoruz. Ve aslında tam da onun dediği gibi işçi ölümleri senin bize girişte verdiğin rakamlarda geometrik bir dizi halinde katlanarak artarken sermayenin karları da öbür kutupta aynı yoğunlukta ve aynı geometrik katlanma hızıyla artıyor. Şimdi sana son olarak sohbeti bağlamamız açısından şunu sormak istiyorum aslında. İşçi sağlığı, iş güvenliği konusu işçi sınıfının mücadelesi açısından nasıl bir yere ve öneme sahip? Yani bu konuda yapılabilenlerin yetersizliğini hepimiz görüyoruz ve bundan rahatsızız da. Peki birlikte büyütmemiz gereken çabalara dair örnekler verebilir misin bize bu bağlamda? Tabii verebilirim. Bir tane ama senin eklemeni de ben eksik cevaplandırdığımı fark ettim. Şu eklemeyi hani bu tablonun nedenlerine baktığımızda hız, yoğunluk, ağır iş kollarının Türkiye'ye doğru kayması, örgütsüzlük dedin ama çok önemli dediğim gibi uzun çalışma saatleri. OECD ülkeleri içerisinde zaten AB'de de ama aynı zamanda Avrupa Gelişme işte İşbirliği Kurumu'nun da ülkeleri işte Meksika'dan yani Kuzey NATO ülkelerinin birliği içerisinde en fazla çalışılan 56 saat ve üstüyle ortalama çalışma saati en yüksek ülke ki dediğimiz gibi bir ülkede iş kazalarının ölenin 2 ile çarpman gerekiyor. Uzun çalışmaya bağlı hastalıklar yani kalp krizi, beyin kanaması gibi soruyoruz da neden bu kadar arttı diye. Bunların arkasında doğrusu hiçbir çalışma yok. Bilim dünyası da üretim ilişkileri açısından çok kısa bir dönemde. Bir de o var, çok önemli, uzun çalışma saatlerinin altını ne kadar çizsek o kadar önemli. Şimdi gelelim tabii örgütlenme ve işçi sağlığı iş güvenliği. Hani şimdi sorarsanız bizim varlık nedenimiz işçi sağlığı iş güvenliği meclisini esasında yani şey arası emek dünyası sendikalar arası bir kurum bütün iş kollarının ölü canlarını sayıyor. Hani kendine bunu rağmen yapıyor. Diyeceksiniz hani zaten ölen ölmüş. Bu bir hayata, yaşama ve örgütlenmeye dair veri olabilir mi? Evet olabilir. Yani çünkü bu ölen işçilerin ölüm nedenleriyle, cinsiyetleri, vatandaşları, yaşlarıyla, illeri, ilçeleriyle kaydedilmesi ileride bu hangi alanda yani gerçekten yaşamsal sendikacılık, yaşam savunacak, yaşam hakkı savunacak, asli insan hakkı olarak çalışma hayatındaki somut yapısal sömürüyü mesai haline getirecek. Buna dair çok önemli veri veriyor. Ama tabii ki de şunu gösteriyor, şu anda henüz Türkiye'de işte belki 300 tane sendika var, bunun ciddi bir kısmı tabii Türkiye kapitalizmin kendine has hikayeleriyle sarı sendika diyebiliriz. Yani gerçekten yabancı firmalar geldiği zaman sigara sendika varmış gibi göstermek için varlar veya işte belli nedenlerle rejime yakın kurulmuşlar falan. Ama bizim şu anda hani sendika ismini hak eden belli bir yapısı olan sendikalarda dahil olmak üzere işçi sağlığı, iş güvenliğine dair yani Burak'ın örgütlenme manivelası olarak kullanan yaşamsal sendikacılığı, işçinin bedenini, ruhunu, meslek hastalığını kayıt altına almayı, meslek hastalığına kapılan işçinin davasını kolektif götürmeyi, iş cinayetlerinin peşinde müdahil olmayı peşine koyan bir sendika, yani sendikaların böyle birkaç tane yıldızımsı hani derler ya işte Volkswagen dediği gibi yıldız momentleri, parlak anları oluyor. Böyle çok olumlu şeyleri oluyor ama kurumsal bir yapı yani bir sendikada hariç, Birleşik Meteoriş hariç bir kurumsal yapı hiçbir sendikada yok. Küçük sendikalar yani oturmuş daha fazla şey diyelim sendikal yapı içerisinde konfederasyonun içerisinde daha çok delegesi olan sendikalar bu oranlarda kesinlikle bu yana yönelmiyorlar. Yani ekonomik sendikacılık ve içe daha dönük sendikacılık ona gidiyor. Burada kimler önde? Küçük olan sendikaların müthiş bir vurgusu olduğunu görüyoruz. Yani mesela işte dev yapı işle inşaat işin beraber yaptığı 3. havalimanındaki direnişe bakın. Bu direniş gerçekten çok önemli bir yaşam, onur ve ekonomi mücadelesi. Hiçbirbirinden ayırmadılar. Bütün talepleri alt altaydı. Yani bir tanesi mevcut bir konfederasyonun çok küçük delegesi olmayan bir sendikası. Diğeri zaten bağımsız bir sendikası. Bağımsız yani evet. Veya işte diğer bu diyelim Tuzla çalışmalarında iş cinayeti kavramının bütün implikasyon, cezasızlık implikasyonuyla kamu güvenliği sorunu olduğu iş cinayetlerinin içerimiyle öne çıkaran Limteris sendikası da mesela yine keza. Bunlar küçük sendikalar.
yani böyle bir sürü bağımsız sendika aklıma getiriyorum. Bağımsız maden iş, Soma'daki kazadan sonra doğmuş bir şeyler. Bunların neyse bir kimseyi de unutmak istemem ama çok az ve küçük sendikalara has şeyler bunlar. Yani burada yaşamsal işçi sağlığı iş güvenliğinin belki Türkiye'nin bu yani ekmek için çalışmak, yaşamak için hayatını ve sağlığından vazgeçmeyi mecbur eden fiili ekonomik zor koşullarda. Şimdi bir çok tamam durup dururken haydi bakalım yarına her şey değişecek diye hiçbir zaman işçi örgütlenemeyiz. Hayatın bugünkü gerçekliklerini dikkate almak gerekir. Ama bugünkü ekonomik taleplere, bugün çalışma koşullarındaki daha somut işte mesela çalışma süreleriyle ilgili taleplerin arkasından hemen işçi sağlığı iş güvenliğiyle ilgili. Yani basit bir teknik işte iskelenin düzgün kurulması, servislerin düzeltilmesi, yemeklerin düzeltilmesiyle ilgili talepleri eklemleyebilme ufku olanların bu tarz daha açıkçası aidat veya delege işlerin içerisinde olmayan sendikalar olduğunu görüyoruz. Bu çok açık. Bu yeni nesil sendikalar yaşamsal sendikacılığa daha yakınlar. Yani kurumsal oturmuş bir sendikacılık olmak bu açıdan tam da ihtiyacımız olan yani şu anda emeğin en büyük sorunu olan gün 30 tane emekçinin ölmesi sorunu daha çok gösterir oluyor. Bir kez daha altını çizelim. Yani şu anda işçinin kendi gözünün önüne, kendi bedeninin ruhsalına bakamayacak durumda olabilir. Bireysel olarak hiçbirimiz bireysel bu duruma bakacak durumdayız. Yani orta sınıfta dahil şu anda maaşını döndürmeye bakıyor ama tam da bir kolektif beden olduğun zaman oturup bir kolektif beden olarak kendi beden ve ruh sağlığının farkına varmak için örgütlenmek gerekiyor. Dünyanın her yerinde bunun ne kadar önemli bir yaşamsal sendikacılığın yani bedenine, sağlığına, ruh sağlığına ve onuruna tabii ki ruh sağlığın en önemli haysiyetine sahip çıkmanın ne kadar önemli bir güç olduğunu biliyoruz. Yani bu seneki iki aydaki direnişlerde birinci sıra maaşların enflasyon oranında en az arttırılması ama ikinci, üçüncü sırada birdenbire o iş yerlerinde bütün o özel mülkiyet çiftleri yıkıldı ve hepimiz bize gelmeyen o işçi sağlığına dair bütün o hak ihlallerini öğrendik. Hemen talepler sıralandı. Bir Migros işçisinin günde kaç kilometre yürüdüğünü, kaç tane paket sardığını öğrendik. Motorlu kuryenin kaç paket attığını, sitenin içine alınmadığını öğrendik. Yani hangi hemen aşağılamalarla, hangi hakaretlerle, hangi onur kırıcı tutumlarla karşılaştıklarını öğrendik. Evet, yani bunu ancak bir örgütlenme zamanında olur. Demek ki tersinden bir örgütlenme istiyorsa 9 ay hani çocuk 9 ayda doğru misali işçilerin kendi örgütlendiğimiz her iş kolunda en önemli, en asli işçi sağlığı iş güvenliği tehlikelerini, risklerini, ölüm nedenlerini, sağlık ve ruhsallık kayıplarını muhakkak belgelemiz. Bu en önemli örgütlenme verisi esasında. İnsanları en çok yakalayabileceğiniz en sonunda orada değişiklik yaptığınızda bakın yani biri belki 200 lira kazanacak mı önemli birinin hayatını kurtarabilirsiniz. Türkiye'de bugün iskeleler düzgün yapılsa, Alman iskele dediği arkadaşlarımızın şey yapılsa senede biz her sene 200 işçinin iskeleden düşüp ölümünü belgeliyoruz. Biz bugün 30 Kasım'da konuşuyoruz. 30 Kasım 2023'te görüşsek o 200 işçiyi biliyoruz öleceğini şu anda. Türkiye'de rejim değişmediği sürece bu 200 işçinin yalnızca adının Ahmet mi Hasan mı Veli mi olmadığını biliyoruz. Olmadığını biliyoruz. Yani demek ki bu kadar. O iskelelerin bu şekilde kurulmasının talep edilmesi, bunun bütün söz söyleyecek insanlarla ortak bir kampanya yapılması, yani bunun bir örgütlenme sorunu haline getirilmesi. Evet. Her iş kolunun en önemli içindeki kimyasalların, toksik malzemelerin hız üreten uzun çalışma saatlerinin bu şekilde adres edilmesi. İşte sağlık çalışanlarının gece çalışması ve kanser ilişkisi, tarım çalışanlarının pestisitler, tarım ilaçları ve kanser, Parkinson ilişkisi, bütün bunlar meslek hastalıkları davaları, hali hazırdaki iş cinayetlerine müdahil ceza hukuku davalarını, bu davaların bir manivel olarak kullanılarak kamuoyu oluşturulmasını, yani nasıl tuzladı yapmaya çalıştıysak, bunlar üzerinden işçilerin mesela bir yandan gıda da bir işçi sağlığı güvenliği sorunu. Türkiye dünyanın en yüksek gıda enflasyonunu yaşıyor. İşçi ailelerinin temiz gıdaya ulaşması, mercimeği, bulguru, bütün bunlar esasında bitap düşen tarımdaki üreticilerle bununla ilgili köprüler kurulması. Hatırlıyorum İnşaat İşçi Sendikası COVID zamanında gıda paketleri hazırlıyordu. Mesela hiçbir çok komik bu iş, inşaat işe mi düşmediydi bilmiyorum ama koskoca sendikalar dururken yani bu bile tabii bir karantina durumu varken vardı ama şu anda çok daha kötü bir durumdayız. Karantinadan daha fazla insanlar ulaşamıyorlar. Dört misli daha pahalı her şey. İnşaat işin o kooperatif faaliyeti hala sürüyor. Biliyorum evet onun da bir kez anonsu da çok öncü bir davranıştı.
bu mesela üreticiler sefil durumdalar tarım alanlarında. Evet. Onlar da aracısız bir şekilde ticaret tüccarları aradan kaldırarak işçi halinin ulaşılmasının örgütlenmesi bir örgütlenme meseledir. Biz illa ölüm zamanında müdahil olan demiyoruz. Sağlıklı yaşaması için gıda değil mi? Tam tamamen türün yeniden devam etmesi gerekli olan meseleyi çiftçilerin, tarımcıların üretimlerini işçiye, kentteki işçiye ulaştırarak, aradaki aracıları keserek bu ağlar yapılabilir. Bu da işçi sağduş güvenliği örgütlenmesi. Yani bu işte hem ahlaki, hem materyalist, hem de pragmatik, hem de etik diyelim. Bütün yanlarıyla işçi sağduş güvenliği bence sendikal dünyada gerekli olan bürokratik sendikacılıklar çıkıp da yaşamsal sendikacılığa adım atmanın da izleyini veriyor. Bir de şu yandan COVID'de de gördüğümüz ekoloji konuları aslen sınıfsal bir meseledir. Ekolojik meseleler ve işçinin bedeni esasında ekokırımın, içinden geçtiğimiz çevresel kırımın da işaret fişiğidir. Önce işçinin bedeni ölür, o toksikler, kimyasal malzemeler, o hız, o uzun saatler önce işçinin bedenini tüketir. İşçinin peki bedeninde gösteremezsek biz artık bu kırımı, sonra o doğaya yavaş yavaş suyuna, havasına takılınca, sızılıncaya kadar bunlar hiç gösterilemez hale gelir. Şirketlerin yavaş suçlarını biz ancak işçinin üzerinde, iş yerinde gösterebiliriz. O yüzden ekoloji mücadelesinin gerekli olan sınıfsal dönüşümünde de işçi sağlığı, iş güvenliği perspektifi gerekiyor. Bu açıdan da çok önemli bir stratejik yanı var. Hem stratejik yanı var hem de günümüz içinde bir tane işçi arkadaşımızın hayatını kurtarma imkanına çabalamaktan daha büyük bir anlam olamaz diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Çok anlamlı bir alt çizmeyi bir kere daha gündemleştirdin. Senin bıraktığın yerde şunun da ben devam edeceğim. Mesela sen özellikle ekoloji mücadelesiyle, çevrenin yıkılmasıyla insanın tüketilmesi, işçi bedeninin tüketilmesi, işçi ailelerinin sadece fiziksel değil, ruhsal, kültürel, sosyal, eğitimsel, bütün yaşamın bütün yönleri açısından artık yoksun bırakılmanın da ötesine geçen bir tüketme, öldürme ilişkisine sen işaret ettin. Aslında bu ilişki emeğin karşı karşıya bırakıldığı sömürü koşulları, bunun insanlık dışı vahşet boyutunu kazanmasıyla doğanın yıkımı, kadın sorunu, gençliğin geleceksizliği, bütün bunlar arasındaki bağlantıları gerçekten doğru bir perspektifle yeniden tanımlamamız gerekiyor. Çünkü konuşmanda da işaret ettiğin gibi işçi sağlığı, iş güvenliği mesele bile edilmiyor. Özellikle de kurumsal sendikalar diye tanımladığın, bana göre artık çoğu ruhunu kaybetmiş, bürokratlaşmış sendikalar bunu dert bile etmiyorlar. Çünkü zaten onlar çoğu kez bu felaketin en yoğun yaşandığı güvencesiz işçiler, taşeron işçiler, örgütsüz işçiler, göçmen işçilerin içinde örgütlenmeyi dert bile etmiyorlar. Böyle bir onların görüş alanları, aidat alamayacağı işçilerin, sektörlerin, iş yerlerinin örgütlenmesi onların görüş alanının dışında. Bu arada unutmadan söyleyeyim, yani haksızlık olmasın diye, gerçekten küçük ve anlamlı örneklerden biri benim bir hatırladığım inşaat iş MR'da bir protokol. Sanıyorum İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ve evet, İş abi. Güvenliği uzmanlarının da önerilerini doğru. alarak MR evet. patronuyla bu temelde bir protokol imzalamıştı. Doğru evet. Sevgili Emre Gürcanlı bizim meclisten okuda teftişe gittiğini hatırlıyorum. Orada evet. protokol imzalanmıştı herhangi bir Evet. Olmadan. Protokol imzaladılar ve pek çok çabalar da var. Yani böyle küçük küçük unutmak istemediğiniz bağımsız sendi, DGD senin bu konuda bağımsız evet, madde evet. mesela oyuncular sendikası ilk işçi sağlığı iş güvenliği şeyini tehlikeli tehlikesiz iş kolunda şeyden tasdiften az tehlikeliye geçirmeyi sağlamış. Bu çok ciddi implikasyonları var. Bir kılavuz yarattılar setlerde işçi sağlığı iş güvenliği diye. Yani böyle bütün bu gerçekten yapsanız böyle hani parıltı anları derler ya buna böyle bir gelecekteki ışığı gösteren çok önemli parıltılar var. Bence bunlar biraz çoban ateşi. Bunlar aynı zamanda adım adım biriken bir şeyin ön açıcı, bir sürecin ön açıcı adımları, esinleyici adımları diye tanımlamak lazım ama gerçekten karşı karşıya olduğumuz tablonun ağırlığı yanında bunlar henüz çok sınırlı kalıyor. Küçük fiziksel ama olarak. Ama çok önemliler. Bu dönemde bu
bu sorunun yüzüne bakabilmek çok önemli. Enerjisen'in mesela YK şeyinde, genel kurulunda bir iş sağlığı güvenliği sorumlusu var. Yalnızca borçtan sorumlu. Hani böyle hep bir yerden sıfırdan kurmaya çalışan, yeni sektörlere girip de aidat ve dediğimiz gibi delegasyonla ilgili zaten hani dertleri olmayan. Ben bunu açıdan şeyi görüyorum. Bu yaşamsal sendikacılıkta yani bir zarureti erdeme dönüştürüyor bu sendikalar. Yani ismini burada zikretmeyeyim. Doğru, dönemsel bütün faaliyetlerin hepsinin altına çizmek gerekiyor. Yani sendika sendika değil, sendikanın dönemlerine, sendikanın kompozisyonu, yaptığı işlere hep ben bakıyorum. Muhakkak unutmuşuzdur ama bütün bunların bir listesini olumlu örnek olarak çıkarmak gerekiyor. Yani hep bakış aynı. Yaşamsal sendikacılık dediğimiz gibi yapanlar ve bununla ilgili pratikleri de derlemek gerekiyor. Az olması bence umut kırıcı değil, çoban yıldızı olması da dediğimiz gibi. Bence evet, bence bunları çoğaltmamız gerekiyor. Ve burada şöyle, ben son sözü sana bırakmadan şunun altını çizmek istiyorum Aslı, izin verirsen. Şimdi işçi sağlığı, iş güvenliği denildiği zaman akıllara genellikle sendikal bir mücadele konusu geliyor. Ki evet, bu yanlış değil. Özellikle de sorunun temelinde bütün diğer insanlık dışı çalışma koşullarının, ücretin, bütün o olumsuz, ezici yanlarında savaşta olduğu gibi sorunun temelinde bu taleplerin sınıf tarafından sahip çıkılıp desteklenmesi tayin edici. Ama bunun için işçilerin eğitilip aydınlatılması gerekiyor. Sendikaların bu konulara özel yönelimleri, uzmanlık birikimlerinden yararlanmaları gerekiyor. Ortak mücadele gerekiyor. Bütün bu iş kazaları, meslek hastalıkları konusundaki ihmaller ve ihlallerin sistematik bir çabayla tespit edilip teşhir edilmesi gerekiyor. Bunların hepsi çok değerli, gerekli ve önemli adımlar. Ama herhalde şu konuda da hemfikiriz. Bütün bunlar sonuçta salt bir sendikal mücadele konusu olarak kalmamalı. Onunla sınırlı değil. Bu bir politik mücadele konusu. Çünkü sorunun temelinde mevcut üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin yattığı gerçeğinin altını çiziyoruz. O zaman bu bir politik savaşın konusu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu noktada özellikle bir değinme olarak şunun da altını çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de seçim endeksli olarak bir politikanın daha yoğun konuşulduğu bir kesit, tarihsel kesitten geçiyoruz ama özellikle de kendisini muhalefet olarak tanımlayan, muhalefeti Tayyip düşmanlığıyla sınırlı tutan bir muhalefet anlayışının dikkatini herhalde şuraya da çekmemiz lazım. Siz neden bu iş cinayetlerini, insanı insanlıktan uzaklaştıran bu hayasız sömürü düzenini dert etmiyorsunuz? Neden bu konuda bir hassasiyetiniz, bir duyarlılığınız, somut, elle tutulur bir talebiniz, yöneliminiz yok? İşte en son altılı masa olarak adlandırılan ve kendisini umut olarak pazarlayan muhalefet blokunun işte anayasa önerisini duyduk. Dün itibariyle öğrendik. Bir ilaç için bir tek söz bile edilmiyor bu konularda. Bu neoliberal vahşetin sınırlandırılması, en azından insan onuruna yakışır bir çalışma, işçinin onurunu koruyacak çalışma koşullarının, yaşam koşullarının yaratılması konusunda. İşte bu noktada da biz artık sistemle ve rejimle olan kavgamızı, bu bütünlüğü tekrar tekrar her fırsatta hatırlayarak kurmalıyız diye genel bir alt çizmeden sonra senin konuya dair son olarak söylemek istediklerini almak istiyorum. Ben en son sanırım işte bu işçi sağlık güvenliğinin örgütlenme için ne kadar önemli, bir yandan pratik, pragmatik, bir yandan etik, ahlaki, bir yandan taktik bugüne dair, bir yandan da ekoloji üstünden geçtiğimiz çok daha bütün türlerin yok edilişe götürdüğü, yani kapitalizm bütün türlerin yok edilişe götürdüğü ekolojik mücadele ilişki açısından da stratejik bir alan olduğunu söylemeye çalıştık. Yani bu bir sağlık ve yaşam noktasında, ölüm noktasında esasında her şey temize çekiliyor. Ölüm noktasında nasıl yaşadığımızı, bunun doğal olmadığını anlayabiliyoruz. O yüzden bu alanın potansiyeli, yani birkaç insanın bunun vitrine koyup da ya bu da çok önemli bir örgütlenmedir diye diğerlerinin arasından seçilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.
bu alanda zaten bu sınıf şeydir, turnusoldur bir yandan. İşte sağlık güvenliği diye teknik ismiyle ifade edilen işçi, halk, çevre sağlığı zinciri, sağlık ve yaşam mücadelesi, çalışırken ki sağlık hakkı talebi. Bütün bunlarla ilgili tutum zaten seçimde de sınıfsal rengi ele veriyor. Benim baktığım ve o yüzden turnusol kağıdım her zaman bu. Bu büyük potansiyelin farkına varanlar örgütlenme gücü olarak bunu kullanacaklar. Çok çok maya tutacak bir alan olduğunu eminim. Herkesi birazcık dediğiniz gibi yan yana kolektif beden olduğumuz anda kendi bedenimizin, ruhsallığımızın çalışırken neleri kaybettiğimizin farkına varıyoruz. Biraz önce Eskişehir'de işçiden zikrettiğim gibi. O yüzden umutluyum. Günde 30 işçiye karşı, kaybedenlere karşı bir borcumuz olduğu için, bir zafer garantisi olduğu için değil, bu borç bizi yeteri kadar da motive edecektir. Adalet tesisi kaybedenlerin için, yani hiç geri gelmeyecek, iş cinayetinde kaybettiklerimiz için bir adalet tesisidir. Bu adalet tesisi YAS'la bitişik giden bir adalet tesisi talebi, adalet mücadelesi. O yüzden de zafer garantisi gibi çok hızlı bir şekilde trenden atlayabilecek yönelimlere hitap etmiyor. O yüzden de çok daha doğru bir işbirliği zemini kuruyor diye düşünüyorum. Yaşamsal mücadele, yaşamsal sendikacılık, işçi sağlığı, iş güvenliğini bir örgütlenme manevrası olarak kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili her türlü alanında veriye, bilgiye ulaşmak isteyenler bunun için varız. Biz işçi sağlığı, iş güvenliği gönüllülerine bu bağımsız müdahil bilgiyi tüm meslek alanlarından, örgütlenme alanlarından üreten meclise ulaşabilirler. Herkes de bu veriyi tabii ki kamusal olarak örgütlenme için paylaşmaya hazırız. Aylık ve yıllık raporlara da nasıl örgütlenme verisine dönüştürebileceğiniz işler yaptığımıza da istikmeclisi.org sitesinden ulaşabilirsiniz diye en son bir anonsla bitireyim istersen Selim. Çok teşekkür ederim Aslı. Bu yoğun mesainin içerisinde bize de zaman ayırdın ve bizi bilginle aydınlattın. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ilginiz için. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Çok kolay gelsin. Sağ olun.